Ha, o kadar da zor olmadı ya. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın kaptan, günaydın. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkürler. Rica ederim. Hoş bulduk, merhaba. Merhabalar. Böyle üst katı da var. Arka tarafı göstermeyeceğim size çünkü insanlar şöyle uzanıp güneşleniyor. Şimdi Karataş Koyu'na geldik. Buraya ilk defa geliyoruz, ben ilk defa görüyorum burayı. Sanırım adını sahilinden alıyor. Taşlara baktığımız zaman böyle kara kara taşlar görünüyor. Turkuaz, mavi ile yeşilin birleşimi. Gerçekten çok özel bir su. Arkadaşlar şimdi sahil güvenlikçiler geldi. Altlarında turuncu bir bot var. Diğerleri gemiye çıktılar, kontrol yapacaklarmış. Durum bu şekilde. İlk defa bir tekne turunda sahil güvenlikçilerin tekneye çıktığını gördük. Burası Amerikan Koyu. Bir saat buradayız. Bir saat sonra teknemizde yemek servisi başlamış olacak. İyi eğlenceler, denize girebilirsiniz. Amerikan Koyu'ymuş. Burası da aynı derecede berrak. Şimdi bu koyun ismi gerçekte Kelleci Koyu'ymuş. Ama herkes Amerikan Koyu olarak biliyormuş. Bunun hikayesini de Celal Kaptan'dan öğrendim. Bana şöyle bir bilgi verdi. Zamanında, eski zamanlarda yani, burada bir Amerikan gemisi batıyor. O zamanlar tabii tekne turları yok, insanlar buraya gelip gidemiyor, irtibat yok, yanlarındaki telsiz falan da batmış, hasar görmüş veya. Bu nedenden dolayı Amerikan o geminin mürettebatı orada bir ay kadar kamp kurmuş. O koyda bayağı yaşamışlar, zor zamanlar geçirmişler. Ondan sonra kurtarılmışlar, böyle bir hikayesi var. O günden bu zamana kadar da işte Kelleci Koyu'nun ismi de Amerikan Koyu olarak kalmış ve şu anda da herkes Amerikan Koyu olarak biliyormuş. Ama haritalardaki, harita genel komutanlığındaki isimleri Kelleci Koyu'ymuş. Bu bilginin de altını çizelim. Suyu da çekeceğim. Su altından göstermek niyetindeyim. Teknede yemek zamanı, deniz insanı acıktırıyor. İşte makarna, salata, börülce var patatesli, biber dolması var, kırmızı biber dolması ve balık. Teknenin, denizin olmazsa olmazı. Denizde yesek balık yemek lazım. Amerikan Koyu'ndan ayrılıyoruz. İstikamet neresi? Bakacağız, soracağım. Şimdi istikamet Suluada. Ortalama bir 20-25 dakika sonra herhalde adaya demir atmış oluruz. Suluada da tam karşımızda. Oraya doğru gidiyoruz bakalım. Şimdi Suluada'da yanaştığımız ilk koya geldik. Burası Suluada'nın arka tarafındaki koymuş. Unutmuşum buraları. Evet, biz buraya gelmiştik. Hatırladım burayı. Bayağı çökmeler falan yaşanmış. Yani Suluada bayağı gevşek bir yapıya sahip. Yani kaya yapısına sahip. Şu kuma bakın ya. Salda Gölü gibi değil mi?
Hani o fotoğraflarda gördüğümüz Salda Gölü. Şimdi nasıl bilmiyorum tabii de. Aynı oraya benziyor. Az önceki Kapkara'ydı koy. Burası da böyle. Burası Sulağada'nın büyük plajı. Bir saat buradayız. Bir saat sonra teknemizde çay servisi başlayacak. İyi eğlenceler dilerim. Şimdi Mavi Mağara'ya geldik. Adanın diğer tarafını dolaştık tabi. Burası adanın aslında ucu sayılır. Burada da böyle bir jeolojik oluşum gerçekleşmiş. Böyle büyük bir çatlak. Zamanla çökmüş tabi. Daha da çökebilir yani, muhtemelen de çökecek. Aşınmaya çok müsait bir oluşum. Tepesi zaten çok gevşek. Yani öyle böyle değil. Şimdi şu karşısı suyun aktığı yer. Boş yer olmadığı için şu anda oraya yanaşamadık. Şimdi Sulu Ada'dan ayrılıyoruz. Evet, kaptanımız tekneyi dikkatlice yanaştırıyor. Hazar yine atla işlerini sürdürüyor. Bir de buraya böyle bir kalp çizmişler ama öyle sevgili kalbi değil. Böyle anatomik bir kalp çizmişler. Düdük çalıyor artık. Misafirleri çağırıyorlar. Bu koy bayağı vahşi bir koy, yine diğerlerinde olduğu gibi. Kaya düşmeleri var. Türk kahvelerimiz de geldi. Böyle bir ortama da bu yakışırdı işte. Beklediğimin de ötesinde bir şey ya. Böyle bir şey olabilir mi? Şimdi ben bu kahveyi içeceğime inanmıyorum. Bu yolculuk da çok çok güzel oldu, tekne turu. Celal kaptanımıza, kıymetli eşi Ayşenur Hanım'a çok çok teşekkür ediyoruz. Ve tabii ki de Hazar Bey'e de ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Eşimle bu güzel anı yaşıyoruz. Ve tabii Bilge Hanım'ızla. Karşısı Adrasan, bulunduğumuz yerse Liman Koyu. Burada da bir yarım saat bir zaman geçirdikten sonra artık tekne turumuz tamamlanmış olacak. Benim için gerçekten güzel oldu. Daha doğrusu bizim için gerçekten güzel oldu. Şimdi toplu atlama merasimi yapılıyor. Oo. Hazar'dan yüksek performans. Woo! Kaptanımız atlıyor. Atlayabilecek miyim?
Baba. Baba atladı oğlum. Şimdi geri dönerken de birkaç şeyden söz edelim. Herkes fiyatları merak ediyordur eminim. Bu teknenin fiyatı günlük 800 lira. Yani böyle bir tekne turu daha doğrusu. Bütün gün neredeyse tekne turu yapıyorsunuz. Gördüğünüz gibi koy koy geziyorsunuz. 800 lira. Ama kaptan dedi ki senin selamınla gelenlere ben bir miktar indirim uygulayacağım dedi. Bilginiz olsun. Tabii sonraki sezonlarda bu fiyatlar elbet değişecektir. Selamımı söyleyenlere yine bir indirim uygular, merak etmeyin. Arkadaşlar bir de her videoda belirtiyorum. Bunda da özellikle belirtmek istiyorum ki yani ücretli ortaklığımız falan yok yani. Ben bu şeyden tanıtımdan dolayı para falan almıyorum. Bir de sanırım artık etiket olarak reklam veya tanıtım etiketi koymamız gerekiyormuş. Bu da yasal zorunluluk olduğu için ekliyorum ben bu etiketleri. Yoksa öyle ücretli bir işbirliğimizmiş işte yok para alayım falan öyle bir şey yok yani arkadaşlar. Beni tanıyanlar tanır. Ben memnun kaldığım işletmelerin isimlerini veriyorum. Gönüllü tanıtımlarını yapıyorum ki yani bu insanlar da biraz motive olsun diye. Ama memnun kalmadığım işletmelerinde ismini vermiyorum. Karalama kampanyası olmaması açısından. Nasıl yaparım diye soruyorsanız bizim kalmış olduğumuz Defne Pansiyon Dürüye ablaya danışarak bu tekne turunu gerçekleştirebilirsiniz. Şimdilik Adrasan sahile geri döndük.